Ece bunları sen gürbüzle tamam, hazırla. Bir de bir çay suyu koy. Ben üzerime değişir gelirim. Çok hallederiz yoruldum. Hallederiz biz gürbüzle. Bu kadar yöresel lezzetler çıkaran birinin Erzurum yöresine ait bir kıyafetle bizi karşılamasını isterim. Çok merak ediyorum. Ececiğim eline sağlık. Teşekkür ederim Gürbüz. Vallahi sende de yetenek var yani. Var tabii ki de. Yemek şirketinde tam olarak ne yapıyorsun? Restoranlarla çalışıyoruz. Nasıl yani? Onları koordine ediyoruz. Koordinasyon yapıyorsun öyle mi? Koordinasyondayım ama çoğu yemeği bilirim. Peki evli misin? Bekarım. Merhaba Gürbüz. Hoş geldin. Sanki beni dövecekmiş gibi geldin ya. Hayır, bakın seni getirdim. Vay! Bunların ikisi de bize mi şimdi? Biri sizin, biri Zuhal Hanım'ın. Pişmaniye! Çok incesin Onurcuğum. İzmit'ten getirdin değil mi? Tabii ki, İzmit pişmaniyesi. Bunu Zuhal Hanım'a sen ver istersen olur mu? Bunu da ekibe veriyorum. Aynen öyle, ekibe ikram edebilirim. Çok teşekkür ediyoruz Onurcuğum. Kesene bereket. Bu arada biz de Ece ile sohbet ediyorduk. Yakında düğün varmış. Aa. Öyle dedi. Öyle bir şey yok Gürbüz, kim nasıl? Senin değil ya, o Ece'nin düğünü varmış. Ha, Ece'nin düğünü varmış. Oynarız değil mi? Yalnız Ece ben yemekten daha çok anlarım diyor. Öyle mi? Yani senden daha iyi koordine edebiliyorum. Koordinasyon Ece'den, pişirmesi benden. Bu arada pişmaniye harikaymış. Pişmaniye deyince İzmit. Gürbüzcüğüm yerinden aldım bunu. Vallahi. Tabii atölyesinden aldım yani. Onun için taze olduğu için daha lezzetli. Teşekkür ederiz. Artık başlayalım mı? Başlayalım Gürbüz. Hazır mısın? Hazırım. Neyle başlıyoruz? Çorbamızla ve şerbetimizle başlıyoruz. Masayı sonra kuracaksın yani. Hayır. Önce masa sonra yemek. Çorba dedin az önce. Ben seni kandırdım. Hep sürekli seni ben kandıracağım. Hadi başlayalım o zaman. Hayırdır? Nereye? Eşyalarımı almaya. Süreni başlatmadım ki. O zaman... Hadi hemen masanı kur bakalım. Başlasın. Ver örtünün ucundan tutayım. Sen eşya getirdin mi? Masa örtümü getirmiştim aslında ama sizin masanız çok büyük. Beklediğimizden büyük çıktı. Onun için Gürbüzcüğüm ben sizin masa örtünüzü kullanmak zorunda kaldım. Masa örtüsünün ardından runner'ını seren yarışmacımız çiçeğini ve gaz lambalarını da yerleştiriyor hemen. Vay! Yalnız bunu konuşmamız lazım. Tabii ki konuşmamız. Gaz lambaları. Gaz lambası Erzurum'a ait. Ece bilgi versin ben geliyorum. Erzurum'a ait gaz lambası ben de ilk defa öğreniyorum şu an. Onurcuğum gazda getirmişsin. Bunları yemekte yakacak mısın? Gazım da var onu düşünmem lazım. Çünkü gaz koku yapıyor ya Gürbüzcüğüm. Eğer istersem yakacağım onu bir düşünmem gerekiyor. Ece sen ne dersin? Yakarsa kokudan rahatsız olabilirler. O zaman niye gaz lambası getirdin demezler mi? Doğru onu da söyleyebilirler. Boşuna taşımış oldunuz yani. Şimdi son kararın ne? Yakacağım Gürbüz. Vallahi yakmazsan bir anlamı olmayacak zaten. Yakacağım. Bana da öyle geliyor. Ama süs için masaya gaz lambası mı konur diyecekler. Yakacağım Gürbüz yakacağım. Ama işte yakarsam da koku olur diyorsun. Tabii ki. Yani o kadar da olsun diyelim onu. Peki yaksan çok kokar mı gerçekten? Ya eskiden hani oluyormuş. Ben açıkçası gaz lambası benim zamanıma yetişmedi. Sen kaç yaşındasın ki? Kaç gösteriyorum Gürbüz? 38. Aa, vallahi darıldım Gürbüz. Şaka bir yana kaç yaşındasın hakikaten? 25 falan mı? 24 yaş. Ece sen? 24 yaş. Yaşısınız. Şimdi Onur Kocaeli'de, sen İstanbul'dasın değil mi? Çok sık görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz tabii ki Gürbüz. Görüşüyoruz. Zaten ben Erzurum'da sürekli ziyaret ediyordum ve gerçekten et yemekten çok tutmuştum. Bakalım o yağ kebap tadını Onur verebilecek mi, verir diye düşünüyorum. Bakalım Gürbüz bir şey daha fark edecek mi? Vay! Fark edilmeyecek gibi değil ki. Ne tepsisi bu? Bakır, sunumluk tepsi. Bunları hangi yemekte kullanacaksın? Onu Erzurum cağ kebabı tadında kuzu şiş sunumunda kullanacağım. Vallahi iyi hazırlanmışsın. Ya çünkü artık hani alışılmışın dışına çıkmak lazım. Hep sürekli aynı şeyler. Tabii ki de masa düzeni benim için çok önemli. Bence renk uyumu çok önemli. Masadaki runner'la masa örtüsü de bence benim için bir parça, bir bütün. Nasıl yani sonuçta bu yemek yarışmasıysa bu da bir bütün benim için. Renk uyumu benim için önemli. Renk uyumu iyi olmalı. Çiçekle, masa örtüsü, runner. Bunlar iyi olmalı. Masa düzeni önemli tabii ki de. Yarışmaya katılması için sen mi gaz verdin yoksa? Şöyle, Onur zaten çok hevesliydi. Daha sonrasından böyle bir şey olunca... Kaçıncı dakikamızdayız Gürbüzcüğüm? Aa, resmen lafını böldü. Ben kesin bir yaparım demiştim. Şöyle bir bakıyorum. Şu an 10 dakikam bitti. Masa ne durumda? Masa bitti. Çok bitti. Bardaklarım var.
Bardaklarım var. Ben söylemesem masan yarım kalacaktı. Çok heyecanlı. Ececiğim ya, bir de bana sen konuşuyorsun, kafalarını karıştırıyorsun diyorlar. Şimdi ben bunları söylemesem ne olacaktı? Hiçbir şey yapamayacaktı. Sen olmasan yapamazdı Gürbüz. Ya hala bardakları getiremedin. Yemekleri nasıl yapacaksın acaba? Getiriyoruz Onur, Gürbüzcüğüm. Onur, biraz hızlı olur musun lütfen? Lütfen çabuk ol. Ya bir şey söyleyeyim mi Gürbüzcüğüm? Söyle tabii. Yani yarışmacılardan çok şu anda sen beni geriyorsun. Ececiğim görüyorsun değil mi? Yardım ediyorum, sonra da azar işitiyorum. Hayır ama keşke geriyorsun, doğru söylüyorum. Ay ne yapıyorsun Onurcuğum? Ece, sence bardakları doğru tarafa mı koyuyor? Doğru tarafa koyuyor. Sağ üst köşeye koyuyoruz. Lavaş da masadaki yerini alıyor hemen. Vay, bakır ayran bardakları da geldi. Vallahi masa çok şık oldu. Evet, bakır olunca oldu. Onur, ben gidiyorum artık. Ececiğim nereye ya? Kalsaydın. Artık masası bittiğine göre Onur görüşmek yemek üzere. Yapsın, mangalınızı yaksın. Oğlum öyle uzaktan olur mu? Sarılsana kuzenine. Ama bugün hep senin üzerine oynadı onun için. Yahu kız işini gücünü bırakıp senin işin gelmiş. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz, görüşmek Ececiğim. Üzere. Hadi bakayım sen git. Ececiğim güle güle. Şu bakırım da şurada gözüksün mü diyorum. Vay! O zaman ayran bardaklarını bu tepsiyle toplarsın. Tabii ki. Görüşürüz Gürbüz, mutfağa geçiyorum ben. Ben gelmeyeyim mi? Gel tabii ki, peşime gel. Hadi o zaman doğru mutfağa. Çabuk, çabuk, çabuk. Erzurum yoğurt çorbası için buğdaylar haşlanmaya bırakılıyor. Erzurum kadayıf dolmasının şerbeti için şekerin üzerine su eklenerek ocakta kaynamaya bırakılıyor. Peki şimdi neye geçiyoruz? Hemen hızlı bir şekilde patateslerime geçiyorum. Patates graten. İşte oldukça basit bir ara yemeğimiz. Neden patates graten basit düşünüyorsun Gürbüz? Ne yani, zor mu? Tabii ki zor. Ara yemekte sunulacak patates graten için patateslerin kabukları soyuluyor. Ana yemek Erzurum cağ kebabı tadında kuzu şiş için alınan kuşbaşı etler kaseye alınıyor. Eti nasıl marine edeceksin? Nasıl marine edeceğim? Tuz koyacağım. Yalnız o kase biraz küçük değil mi? Değiştireceğim Gürbüz. Şunu. Salata diye düşündük ama değiştirelim. Tuzlanan kuşbaşı kuzu etine diğer malzemeler eklenerek marine edilmek üzere hazırlanıyor. Şimdi içine tam olarak neler koydun? Zeytinyağı koydum. Hayır, sıvı yağ koydum. Tuz koydum. Karabiber koydum. Ondan sonra güzelce bunu yoğuruyorum. Bunu şimdi böyle yoğurduktan sonra dolaba atacağım. Kuşbaşı kuzu eti marine olması için buzdolabına kaldırılıyor. Ara yemek patates graten için yuvarlak şekilde dilimlenen patatesler tepsiye yan yana diziliyor. Vallahi Ece bana neler anlattı neler. Neler anlattı Gürbüz? Dedi ki, Gürbüzcüm dedi, şu kuzenimle konuş da dedi, artık çoluğa çocuğa karışsın dedi. Ailesi çok bastırıyor dedi. Ona çok kızgınım. Yani kuzenim ama senden yana çıkması gerekmezdi. Onun için önce kendine bassın. Kendi neden bekar Gürbüz? Sevgilisi varmış ama ailesinden saklıyormuş. Bana söyleyebilir Gürbüz. Aa, sana söylemedi mi? Hayır. Nedense bana söyledi. Beni daha yakın hissetti galiba. Ben şimdi sana soracağım Gürbüz onu. Yoksa Ece seni sevmiyor mu? Olabilir. Patates gratenin sosu için tavada tereyağı eritiliyor. Gürbüz sen evli misin? Hep bize soruyorsun. Bekarım. Neden bekarsın? Var ya, bekarlık, sultanlık, sultanlık. Oğlum bilmiyor musun? Ben evlenemiyorum. Kimse benimle evlenmek istemiyor. Gürbüz, o zaman seninle birlikte şeye gidelim. Neye gidelim? Evlenme programına çıkalım, ne yapalım? Oğlum o programlar yok artık. Ben kısmetimi kendim arıyorum. Kuzu şişle sunulacak soğan söğüş için piyazlık şekilde doğranan soğanlar kaseye alınıyor. Graten için bir bardak süt hazırlanıyor. Şimdi bu hazırladığın gratenin nesi oluyor? Kremasını, sosunu hazırlıyorum. Gratenin sosuna neler koyuyorsun? Tereyağı koydum, un koydum, bir yemek kaşığı. Şimdi sütünü ilave ediyorum. Üzerine kremasını koyuyorum. Patates graten ara yemekte olmaz. Asla kabul etmiyorum ara yemek olarak. Ara sıcak olarak da kabul etmiyorum. Ara soğuk zaten değil. Sıcak servis edebilecek mi? Kaşarları ne durumda olacak? Çok mu pişecek yoksa donup kalacak mı önümüzde? Çok riskli bir yemek. Yani hatta yemek bile değil bence. Patatesi doğru at gitsin.
yardımcı yani işte etin yanında falan belki tavukla iyi gidebilirdi ama bir de kremayla mı yapacak, beşamel sosla mı yapacak? Sadece krema döküp yaparsa daha büyük sıkıntı. Sadece kremayla kabul etmem, beşamel sos yapması gerekiyor. Kuzu şişle sunulacak soğan söğüş için doğranan soğanlar sumak ve tuzla ovulup buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Kremalı sos patateslerin üzerine dökülüyor. Üzeri önce yağlı kağıt, sonra da folyoya sarılan patates graten fırında pişmeye bırakılıyor. Graten kaç derecede pişecek? 190 derece 40 dakika pişecek. Ondan sonra kaşarını rendeleyip üzerine dökülüyor. Kuzu şişle sunulacak salçalı bulgur pilavı için bulgur yıkanıyor. Eritilen tereyağı ve ayçiçek yağı karışımında bulgur kavruluyor. Kavrulan bulgura salça ekleniyor. O ne salçası Onurcuğum? Domates salçası. Buradan Erzurum'daki akrabalarına selam göndermek ister misin? Buradan halama, teyzelerime, beni izleyen dayılarıma, amcalarıma, kısaca tüm sülaleme, eşime, dostuma, herkese selam gönderiyorum. Ama en çok kime? En çok kime? En çok tabii ki aileme. Anneye, babaya. Ondan sonra arkadaşlarıma, çalışmış olduğum birimdeki arkadaşlarım özellikle selam istedim. Sen paramediksin değil mi? Evet. Paramedik nedir? Paramedik hastane öncesinde hastalanma durumunda hastaneye kadar olan süreçte ilaçlı tıbbi müdahaledir. İlaçla tıbbi müdahale ediyoruz. Bu arada kavrulan salça ve bulgurun üzerine su eklenerek pişmeye bırakılıyor. Erzurum yoğurt çorbası için yoğurt ve un karıştırılıyor. Ya sen kuzu şişi marine ederken yoğurt kullanmadın. Daha yumuşak olması için kullanman gerekir miydi acaba? Gürbüzcüğüm bir şey fark etmediğini şu an düşünüyorum. Yoğurdun suyunu koydum ya, görmedin mi? Yoğurdun suyunu da mı koydun? Evet, suyu deriz biz ona, suyu. Yani Erzurum cağ kebabı marinesinin çok, yani marinesi çok uzun bunun. 24 saat, minimum 24 saat bol soğan içerisinde ve baharatlarla marine edilmesi gerekiyor. Onu burada 2,5 saat içerisine nasıl sıkıştırdı? Erzurum cağ kebabı tadında. Bizi mi kandıracak acaba? Gerçekten cağ kebabı lezzetinde bir kuzu şiş gelmezse önümüze, bu benim için eleştiri konusu.